Artık kış aylarının içerisindeyiz. Öksürüyorsanız, hapşırıyorsanız ya da burun akıntınız varsa kendinizi nasıl tedavi ediyorsunuz? Doktora mı gidiyorsunuz, ilaç mı yazdırıyorsunuz yoksa bitkisel ürünler mi kullanıyorsunuz? Vatandaşımıza bugün bunu soracağız. Hasta olduğunda, grip olduğunda bitkisel mi kullanıyorsun yani ilaç açısından yoksa kimyasal bile hap, bitkisel, ilaç? Daha çok bitkisel kullanıyorum. Ne yapıyorsun, bize bir anlatır mısın? Ihlamur, kuşburnu, bunları kaynatıyorum, nane, limon genelde. Bayağı da faydasını görüyorum. Bayağı faydalı diyorsun. Evet, grip olduğum zamanlarda. Diğer zamanlarda ilaç mı kullanıyorsun? Çok ağır olduğum zaman maalesef, evet. Ama genel olarak? Genel olarak hafif ayakta geçiriyorum. Çünkü grip aşısı oluyorum her sene. Onun da faydası görüyorum. O yüzden. Öneriniz nedir pekala? Önerim ne gibi, neden sordunuz? Yani, bitkisel bir şey mi kullanalım yoksa kimyasal? Yani, ikisini de beraber. İkisi de beraber. Yani önce, tabii ki önce ilaç geliyor, doktor tedavisi. O yan tedavi oluyor, bitkisel tedavi. Ekstra ayakta kalıyorum diyorsunuz. Yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hep doktora gittim, ilaç kullandım. Doktor. Ama olmadı şimdiye kadar şükür. İyi. Ya, doktorun söylemlerinin dışına çıkmıyorum diyorsun. Evet. Hapsa hap, gerisi yok. Evet, bitti. Eyvallah, sağ ol. Grip olduğunuzda, burun akıntısı yaşadığınızda ya da rahatsız hissettiğinizde ilaç mı, yani kimyasal bir şeyler mi kullanıyorsunuz yoksa bitkisel böyle ürünler mi daha çok sizi ayakta tutuyor ya da siz hangisini tercih ediyorsunuz? Hiçbirini. Hiçbirini kullanmayı tercih etmiyorum. Sebep? Çünkü ikisi de iyileştirmiyor. Nasıl iyileşiyorsunuz? Bize söyleyin, biz de bundan sonra öyle iyileşelim. İyileşmek zor ya. Öyle. İyileşmek zor diyorsun. Evet. Ama kullanmazsan birisinden birisini iyileşmek zor. Yani genelde yeme içmeyle kurtuluyorum. Başka bitkili falan ilaçlarla kullanmayı tercih etmiyorum. İkisi de mantıklı gelmiyor çünkü bana. Yeme içmeyle kurtuluyorum dedin. Ne yiyip ne içiyorsun pekala? Çorba. Başka hiçbir şey değil. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Elimden geldiğince bitkisel. Daha doğal. Natural. Siz efendim? Genellikle bitkiliğinden yapıyoruz. Evde ne yapıyorsunuz? Örnek verebilir misiniz? Merak ediyoruz. Biz de bundan sonra belki sizin bu kürlerinizle iyileşiriz, iyi hissederiz. Gerçi hasta olup grip olmak dışında büyük hastalıktan bahsetmiyorum. Daha çok böyle ayakta atlattığımız hafif şeyler açısından söylüyorum. Genellikle kış çaylarımız var. Onları kullanıyoruz. Kekik, ondan sonra kuşburnuları, ada çayları, limonlu ılık suların içine. Onlar çok güzel. Vazgeçemediğiniz hangisi? Vazgeçemediğim en çok kuşburnu. Ben de gerçekten kuşburnundan biz de vazgeçemeyiz. Hanımla kuşburnunu yaparız. Evde limon, bal, anca öyle bir kendimize geliriz yani. Çok güzel oluyor yani. Normalde grip olmasam bile zaten vücut olarak istiyor insan. Kış gelince soğuk havadan dolayı iyi oluyor. Kullanıyoruz yani evde. Siz ne demek istersiniz? Ben zaten hastane fobim olduğu için. Sevmiyoruz hastaneyi. Asla fobim var. O yüzden evde kendim daha doğal yöntemlerle kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. Hastaneyi sevmiyoruz ama çok gerekli. Yapacak da bir şey yok. Kesinlikle. Ne var, hani derler ya, Allah yokluğunu da vermesin. Oraya da düşürmesin. Amin. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Doktora müracaat ediyoruz. Doktorun verdiği ilaçları kullanıyoruz. Bitkisel fazla kullanmıyoruz yani. Doktorun tavsiyesine uyuyoruz. Doktor ne diyorsa ona uyuyoruz. Öyle işte. Yani doktorun dışındaki şeylere pek itibar etmiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzına sağlık. Evet. Hasta olduğunuzda ya da böyle bir öksürük, aksırık yaşadığınızda, burun akıntısı gibi böyle hafif diyelim, çok ağır değil, büyük bir hastalık değil. Böyle bir şeyler yaşadığınızda daha çok bitkisel ürünler mi ya da bitkisel yöntemler mi kullanıyorsunuz yoksa kimyasal işte hap gibi ilaçlar mı kullanıyorsunuz? İlaçlar kullanıyorum. Doktor ne diyorsa onu yapıyorum diyorsunuz. Evet, aynen. Ben de öyle yapıyorum arada sırada ama çok şimdi kızabilirler doktorlar bana ama genel olarak ben de gidiyorum. Hocam diyorum, şöyle bir halimiz var, durumumuz şu, ne yapacağız? İlacı veriyor, antibiyotiği veriyor, gönderiyor, ondan sonra biraz iyi oluyoruz. Ama tabii ki bitkisel bazı şeyler de kullanıyoruz yani.
Aynen öyle. Teşekkür ederim, sağ olsun. Daha çok bitkisel yöntemlerle. Neler onlar? Biz de öğrenelim. Bir anlatın efendim. Mesela C vitamini alan şeyler oradan neyse, ne bileyim, ıhlamur. Portakal, limon, mandalina diyorsun. Evet. Onlara da tabii gücümüz yeterse. Evet, onlar dediğin gibi her şey ateş göz pahası şimdi. Alabiliyorsan onu da. Teşekkür ederim, sağ olasın. Kimyasal böyle hap gibi şeyler mi kullanırsın, böyle ilaç gibi mi, yoksa bitkisel mi? Yani zaten baş ağrısı olduğu zaman akşam yattım mı sabah geçiyor zaten. Yani ilaç falan kullanmıyorum, uzaktayım ben ondan. İlaç kullanmıyorsun? Yok, kullanmıyorum çok şükür. Bitkisel bir şey de yok? Yok, o da yok. Ne yapıyorsun canım, nasıl iyileşiyorsun söyle, biz de öyle iyileşelim. Çünkü nane yedim mi normal meyvelerden geçiyor zaten. Yani geçiyor diyorsun. İlaç değil yani her şey, ilaç değil ki zaten. Ya, daha çok bitkisel evet, yapıyoruz açıkçası. Ben de bitkisel yaklaşıyorum yani olaylara. Neler yapıyorsunuz mesela, örnek şöyle açıklayacak olursak? Nane, limon, ıhlamur. Zaten cringe oldu. Ihlamur. Evet, ıhlamur, zencefil. Zencefil ve çay yapıyoruz. O bayağı iyi geliyor. Kuşburnu var arada, onu unutmayalım. Ben kuşburnu çok sevmediğim için ben bayılırım. Zencefil yapıyorum. Zencefil de çok güzel oluyor. Evet. Karbonatla gargara. O bayağı temizliyor boğazı. Öksürük varsa şey yapıyoruz. Zeytinyağı, limon, tuz. Onu mixleyip. Aynen. Geçen bir şey gördüm. Yani deneyeceğim hatta. Bu ara deneyeceğim. Bu ceviz var ya. Evet, cevizin cevizin iç... Közde kömür hale getirip tozunu yapıp böyle zeytinyağıyla beraber karıştırıp yaralara falan da sanırım, değil mi? Öyle bir şey mi gördünüz siz? Öyle bir şey varsa şu an senden duydum ama varsa ben doğrudur. Ben de denk geldim. Yani Japonlar zaten bu tarz şeylerde çok iyi olduğu için onlar közün üzerine cevizleri kömür hale getirip onları dövdükten sonra o tozuyla beraber zeytinyağını karıştırıp bir macun gibi cilt lekelerine falan sürüyorlar diye bir videoyu izlemiştim yani ben. Benim öksürüğe karşı, az önce söylemine karşı, bu cevizi kırdıktan sonra içinden çıkan cevizin bir zarı var. Birbirinden ayıran bir zarı var. Onu atarız çöpe. Evet. Aslında onu kaynatıp içmek öksürüğe birebirmiş, anında da kesiyormuş. Tabii videonun yalancısıyım. Yani hemen inanmayın, araştırın. Ondan sonra yapın için. Ben de araştıracağım. Ona göre deneyeceğim. O da doğal antibiyotik. Sarımsak da yani artık hani kokusunu mokusunu göz ardı edip çiğ yiyorum. Evet. Sarımsağı yemek isteyenler o zaman şöyle bir tavsiye verelim. Kayseri mantısı ya da Erzurum mantısı. Sarımsaklı yoğurt. Evet, kesinlikle. Başka türlü de et de var içinde zaten. Yani tam gıda oldu şimdi bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuyu duydunuz. Evet. Bitkisel mi, kimyasal mı dedik. Yani bir hastalık anında ama öyle büyük bir hastalık değil. Yani spesifik bir şeyden bahsetmiyorum. Grip, işte ne bileyim öksürük, aksırık, işte bir halsizlik. Yine de doktordan geliyorum bak. Yine doktordan geliyorsun. Denk geldi valla. Özelde şey yaptım, şu hapı yazdı mesela. Bunu kullanıyorum. Evet. O kadar da... Sadece kadar 500 miligramlık büyük de bir hap. O kadar doktora gittim. Sonra özele gittik. Özel... Hastalığım. Ne bu hastalığınızın ne için kullanılıyor? Elepsi. Elepsi mi neydi o hastalık yani? Anladım. Tamam. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ederim. Hadi sağ olasın. Hastalandığınızda ama böyle büyük ya da spesifik bir hastalık değil bu. Öksürük, öksürmek, aksırmak gibi böyle grip, burun akıntısı gibi, halsizlik gibi böyle genel geçer bir rahatsızlıktan bahsediyorum. Bu tip durumlarda bitkisel bir yaklaşım tarzınız mı var yoksa kimyasal ilaç, hap tarzında mı bir tedavi yöntemi kullanıyorsunuz? Genellikle ilaç kullanıyorum. İlaç kullanıyorum. Doktora gidiyorum diyorsun. Doktora gidip doktordan şey alıyorum. Ne yazarsa. Tabii, onun şekilde. Bitkisel pek kullanmıyorum. Hı-hı. Teşekkür ederim, sağ olasın. Hasta olduğunda, öksürdüğünde, aksırdığında ya da böyle bir halsizlik hissettiğinde genel geçer olarak soruyorum. Yani böyle bir rahatsızlığında kimyasal mı yoksa böyle bitkisel tarzda mı bir şeyler kullanıyorsun? Yani hap mı kullanıyorsun yoksa böyle bitkisel bir şeyler mi yapıyorsun? İki türlü de kullanıyorum ben ya kendim. Yani ilaç da alıyorum, gıda takviyesi de alıyorum aynı şekilde. Çok güzel. Ne yapıyorsun mesela bitkisel olarak? Ya genelde bitki çayı tercih ediyorum. O şekilde hani destek alıyorum takviye. Ya da çeşitli işte önerilen bitkilerden kullanıyorum ki hani iyi gelir diye daha geçenlerde... Vazgeçemediğin işte daha geçenlerde dediğin hemen yakında yaşanmış oradan alalım. Elma çayı mesela çok... Hiç duymamıştım. Elma çayıdır, ıhlamurdur. Hani o tarzda bitki çaylarının iyi geldiğini düşünüyorum. Geçenlerde bir ateşim yükseldi. Havale'ye yakın bir... Geçmiş olsun. Teşekkür ederim işte. Çok iyi geldi yani benim...
iyileşmeme de yardımcı oldu. O şekilde yani boğazımı rahatlattığını düşünüyorum. Kardeşim teşekkür ederim. Tabii tıbba güveneceğiz, doktorlarımıza güveneceğiz. Onlar ne diyorsa onu uygulayacağız ama bir taraftan da böyle bitkisel bir de yöntem de var yani. Bunu da yadsıyamayız. Bunu da kullanıyoruz ama işte ara ara ben de senin gibi kullanıyorum. Ara ara işte doktora gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek, bu kışı nasıl atlatacağız. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sorumuz şu. Hasta olduğunuzda böyle öksürük, aksırık, burun akıntısı, halsizlik gibi böyle çok ağır bir şey değil. Böyle genel geçer bir hastalığa yakalandığınızda diyeyim. Ne yapıyorsunuz? Kimyasal tip böyle ilaçlar mı kullanıyorsunuz yoksa bitkisel bir şeyler mi yapıyorsunuz? Bitkisel bir şeyler de alıyoruz. Neler mesela onlar? Mesela limon suyu. Ondan sonra... Limonu alıyorsun, sıkıyorum diyorsun. Yok, parçalıyorum, suya koyuyorum. Su içiyorsun, çok güzel. Su içiyorum her sabah. Evet, o çok güzel. Bak onu onu her zaman önerelim. Aç karnına sabah limonlu suyun içilmesi. Tarçın koyuyorum. Maşallah. Sen bu işi biliyorsun. Biliyorum, bir de şekerim var ya, onun için kendime iyi bakıyorum. İyi bakıyorsun. Bir de ben Umre'ye gidiyorum. Hacı götürüp getiriyorum. Maşallah. Onun için çok mutluyum bu anda. Arkadaşımla gidiyorum beraber. Arkadaşınıza sürekli Umre'ye ekip mi götürüyorsun? Ekip götürüp getiriyorum. Vallahi helal olsun. İzniyle ayın 28'inde yine gideceğiz. Yani sürekli bir yurt dışı seyahatim var diyorsun. Aynen öyle. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Nasılsınız? Allah'a şükür çok iyilik. Nasılsın amca? İdare ediyoruz yani, ne yapalım. Memleket nere? Çubuk, Akkuzulu. Çubuk. İyi, biz sizden gelin aldık ha, bilgin olsun. Hayırlı olsun. Sünülü'den aldık ha. İyi, hayırlı olsun bakalım ha. Allah razı olsun. Bize versene kız bir gelin. Öyle arıyorum vallahi. Erzurumlulardan alır mısınız? Alırız. O zaman Erzurumlara çağrı yapıyoruz. Çubuklara bir gelin lazımmış. Gelir mi? Pek çok para istiyorlar kay. Bizim o kadar paramız mı var? Artık başlık parası mı diyorsun? Öyle başlık olur mu? Öyle şeyler yok artık. İhtiyacını yaparız. Hayır, öyle şeyler bitti zaten. Öyle şahsını, dairesini var. Öyle... Daha ne olacak? Daha bir şey gerek yok. Yani. Getirin hadi. Bak, iman olsun. Hah. Ev de olmasın, araba da olmasın, halı da olmasın. Gerek yok ama... Yurtdaki farkı biliyor mu? Bir sor bakalım. Pişirdiği yenmez, diktiği giyilmez. Bereketi olmaz. Teşekkür ederim. Ama sorumuz şu bugün. Ha. Konuyu açmayalım, dağıttık bayağı. Yani. Diyorum ki hasta olduğunda, öksürdüğünde, aksırdığında, bir rahatsızlık geçirdiğinde ama böyle hani ağır bir şey değil. Öyle grip gibi, tamam mı? Kimyasal böyle ilaçlarla mı kendini tedavi ediyorsun yoksa bitkisel bir şeyler mi yapıyorsun? Doktora zor kopuyorum. Hiçbir şey anlamıyor ki biz. Doktora koşuyor. Yalana gerek yok. Doktor ne verirse diyorsun onu içiyoruz. Doktor verirse iyileşir, iyileşmese bir daha ötüye gidiyor. Paralıya gidiyor, daha iyiye gidiyor. Allah var şimdi, yalana gerek yok. Bitkiyi bile biliyorum ben, okumuşluğum yok. Sumarıya geziyorum, velâ tamile geziyorum. Hacı olmasa gelemem. Hacı olmasa diyorsun bir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Şuradan içeriden çıkamam. Bekmez. Bekmez içiyor, koylu bu. Şurup içmez. Şurup içmez pek ama diyor ki şey diyor, hastaneye gidiyorum, o da yetmedi diyor, özele gidiyorum diyor. Özele gidemiyoruz. Özel bakmıyor. Gidiyor ya. Gidiyor. Yine devlet bakıyor bari. Şimdi hanginiz inanıyorum? Gidiyorsunuz mu gitmiyorsunuz? Bir karar verin artık. Gidiyor. Devlete gidiyoruz. Bu bilemez ya, okumuşluğu. Okumuşluğum ve gidiyor. Hastaneye gidiyoruz diyor ama özele gidiyoruz diyor. Yok, devlete gidiyoruz. Oraya iyileşmez, oraya gidiyorum. Neyse, sana sorayım soruyor. Yormuyorum artık. Yok oğlum ya. Kimyasal mı, ilaç mı kullanıyorsun yoksa böyle bitkisel, işte pekmez mi içiyorsun, ne yapıyorsun? Oncası bitkisel kullanıyoruz. Biz ne yapıyorsun mesela? Kimli adam ne yapar mesela? Yani süt, meyve, pekmez, bal, bunlar. Yemiyor. Ama şimdi evde pekmez var, yemiyor diyor. Yemiyor. Buna bakma, yemiyor ya, niye lan söylüyorum? Binde bir yenir mi? İlacın faydası olmuyor, yenim olmuyor. İlacın faydası olmuyor diyor ama. Olmuyor, pekmez içiyor muyum ben acı? Bal yapar, kendi bal yiyor. Bak ne güzel, sana acı diyor. Ben yatar kanı var ya, pekmeze banıp yatarım, bu uyur. Bunun haberi yok. Demek ki senin haberin yok, yapacak bir şey yok. Başlıyor, içiyor, hapı dolanmıyor. Ben şirayı yemem, şirayı çok sevmem ben. Allah razı olsun, canlarım benim, sağ olun. Memlekete kocaman buradan bir selam gönder o zaman. Çubuğa çok selam. Akkuzulu mahallesi. Siz çubuklu musunuz? Artık çubukluyuz Hanımköy, yapacak bir şey yok. Kucak dolusu selam. Sağ olasın. Bitkisel. Neler yapıyorsunuz, anlatır mısınız? Ya kış çaylarım var. Yazdan biriktiriyorum ya da kışın.
portakal kabuğu, ondan sonra değişik bitkiler topluyorum dağa falan gittiğimizde. Nerelisiniz? Ankaralıyım. Beypazarı. Ha, Beypazarı. Tamam, şimdi dağ deyince Ankara'da böyle çok spesifik büyük dağlar yok, o yüzden. Beypazarı'nda Tekke Dağı var. Evet ya, ama o kadar da büyük değil yani, küçük. Küçük bir dağ. Ot çöp büyüyor işte, yetiyor. Yetiyor diyorsun. Yetiyor, yetiyor. Bize yetiyor. Bana yetiyor, topluyorum. Ankara'da yeter diyorsunuz yani. Ne topluyorsunuz? Kekik topluyorum. Ondan sonra değişik böyle isimlerini bilmiyorum aslında da. Göze güzel geleni diyorsunuz. Kuşburnu topluyorum. Kuşburnunun çiçek zamanında çiçeklerinin yapraklarını topluyorum. Onlar öyle. Valla diyorsunuz ki ayakta kalmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Nar kabuğunu söylemiş miydim? Nar kabuğu. Yok demediniz. Ne yapıyoruz onu? Onu da biriktiriyoruz. Şu arada mevsimi ha nar, yani bilginiz olsun. Yazın da yani mevsim olmadığı zaman da. Şu an narın da tam mevsimi, biliyor musunuz? Evet. Kurutup kullanıyorum. Sonra çam kozalağı şurubu yaptım. Bu sene, geçen sene yapmıştım. Vallahi maşallah, siz de kitap gibiymişsiniz. Sayfaları karıştırdıkça yeni bilgiler çıkıyor. Hoşuma gidiyor onlar. Tamam. Eyvallah, teşekkür ederim. Efendim, Söz Milletin programının bu bölümünün sonuna geldik. Vatandaşlarımızla güzel, renkli bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Kimyasal mı, bitkisel mi daha çok tedavi ve ilaç kullanıyorsunuz dedik. Tabii ki her iki görüşte hakim. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.